Ben az geri gelsin. Arzu ettiğimiz bir sonuç değil. Tabii ki galibiyet istiyorduk ama iki haftadır biraz düşüş var. Belki sezon sonuna doğru gelişin bir de düşme hattının üzerinde oluşunda bir rehaveti var diye düşünüyorum. Tabii iki hafta içerisinde futbolcu arkadaşlarımızla teknik heyetle bir toplantı da yapmıştım. Ama dün yine istediğimiz bir oyunu oynayamadık. Puan itibariyle de 35 puandayız. Zaten yukarıda ilk altıya girme şansımız olsa da sonuç itibariyle 2 yıllıkta bir cezamız var, UEFA cezamız var. Evvelki sene Süper Lig'den düştükten sonra Mali Fair Play noktasında ceza aldık. Bu sene bizim için, zaten ben sezon başı söylemiştim, ligde kalmamız bir başarı demiştim. Şu anda da önümüzde 6 maçımız var. Toplayacağımız puanlarla ligdeki yerimizi, ligdeki durumumuzu belirlemiş olacağız. Tabii biz çok iyi bir araştırma yapıyoruz. Yani şu anda da Selezno'yu aldık devre arası. Selezno'yu Dinamo Dinipro takımından aldık. Kendisi Şalter Dorex'le oynamış bir futbolcu. Bir yıl önce de UEFA Kupası oynamış bir futbolcu. Ben ondan da çok ümitliyim. Popo var yine bizde. Portekiz'den transfer ettiğimiz. Elimizde Latoviç var, Roma milli takım futbolcusu. İnşallah bu sene de birkaç tane futbolcumuzu iyi yerlere göndereceğiz diye ümit ediyoruz. Peki bu konuşmadan teklif olduğunu söyleyebilir miyiz başkanım? Çok net söyleyemiyoruz ama takip edildiğini biliyorum. Şimdi bir sefer Kardemir Karabükspor ve şahsım olarak bir gurur duyduğumuz bir olay. Yani 10 ay oldu. 10 ay önce Türkiye'de kimsenin tanımadığı bir hocayı getirip eğer bugün bütün Türkiye'nin konuştuğu bir konuma geldiyse bunda Kardemir Karabükspor'un ve şahsımın emeğimiz var, yönetimimizin emeği var. Muhakkak ki ben Türkiye'ye böyle getirdiğimiz bir ismin başarılı olmasını da arzu ederiz. Zaman ihtiyacı var diye düşünüyorum. Kolay değil yani, tabii büyük takımlarda hocalık yapmak da çok zor. Aynı zamanda 5-6 maçlık bir periyot olarak da bakmamak gerekiyor. Yani bizim gibi takımlarda mağlubiyet sayısı ne kadar çok olursa olsun, bizim çünkü bu seneki hedefimiz ligde kalmaktı. Ama Galatasaray'da bir mağlubiyet ve iki mağlubiyet hemen bir anda hocaları veya yönetimi tartışma noktasına götürebiliyor. Çünkü orada hep hedef şampiyonluktu. Zannediyorum bu bakımdan bir sıkıntılar. Ama Kardemir Karabükspor olarak da Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Futbolcudan transfer yaptık. Ben de Türkiye'nin en büyük transferini şahsım ve Kardemir Karabükspor olarak gerçekleştirdik. Emenike'yi 300 bin euroya alıp 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye satmıştık. Türk futbol tarihinin en yüksek rakamıdır. Bir 20-30 yıl daha o rakamın yakalanabileceğini tahmin etmiyorum. Hocadan da ilk para kazanan takımız. 150 bin euro da olsa hocadan 150 bin euroluk bir para kazandık. Türkiye'de bütün hocalar giderken muhakkak kulüpten tazminat alırlar. Ama ilk defa Igor Tudor'dan biz tazminat aldık 150 bin euro. Biz sizi öncelikle Bahri Başkanımız ilan ediyoruz. Sizi onur ettiniz. Gurur duyduk sizlere. Evet başkanım. Tabii formamız bizim çok anlamlı. Önde sermayeyi temsil eden bir Kardemir var. Evet. Arkada da emeği temsil eden Yasemin buraya. Teşekkür ederim.